Gelin hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için yapabileceklerimizi ortaya koyalım. Vizyonlarımızı yarıştıralım. Projelerimizi kapıştıralım. Fikri ve fiziki tüm birikimimizi hep birlikte bu doğrultuda seferber edelim. Hayatı boyunca hasbi siyaset tarzıyla, harbi insan ilişkisiyle, ilkeli yönetim anlayışıyla milletimizin gönlünde yer etmiş birisi olarak söylediğim her şeydeki samimiyetimi herhalde kimse sorgulayamaz. Eğer muhalefet liderleri de aynı delikanlılığı gösterebilecekse buyurun 2023'ü bir demokrasi şölenine çevirelim. Ama eski usulde devam etmeye kalkarlarsa da hiç kimse kusura bakmasın. Milletimizin geleceğini kimsenin şahsi ihtiraslarına, karanlık hesaplarına kurban etmeyiz. Şimdi bizde gül var. Ama bizde gürz de var. Kim hangisini isterse onunla karşısına çıkarız. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bütçe görüşmeleri başta olmak üzere yoğun geçen meclis çalışmalarında hepinize istisnasız başarılar diliyorum. İşimiz bitmedi. İşimiz bitmedi. Evet. Bugün sürprizimiz var. Onu şu anda Özlem Hanım açıklayacaklar. Kalın sağlıcakla diyorum. Allah gücünüzü gücümüzü artırsın. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim müsaadenizle sürprizimizi de sizlerle paylaşmak üzere Sayın Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki Beyefendi'yi, Aydın milletvekillerimizi önce kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Çok önemli, özel bir gün bugün. Sizler tüm Türkiye'yi eserlerle donatırken bir taraftan da Nazilli'de doğan, büyüyen ve belediye başkanı olarak seçilen bir kardeşimiz de Nazilli'ye eserler kazandırmak istiyor. Ve bu vesileyle bugün aramızdalar. Seçimlerde İYİ Parti'den seçildiler. Ama şimdi Büyük AK Parti ailesine katılıyorlar. Huzurunuzda onları buraya davet ederken kendisine, ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcılarım, Sayın Genel Başkan yardımcılarımız, Sayın Bakanlarımız, milletvekillerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Ama Düzce'de meydana gelen deprem nedeniyle Büyük Türk Milleti'ne geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Askerimiz bu aziz milletin toprağını da canını da kullanmak için seferdedir. Allah ayağına taşa değdirmesin. Allah her zaman yanlarında olsun. Tüm dünya ve dolayısıyla ülkemiz ciddi bir sıkıntı, zorlu bir dönemden geçmektedir. Bu zorlu dönem içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı milli birlik beraberlik davetine icabet etmemek olmazdı. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Hüsnü kabullerinizden dolayı da bu büyük aileye minnettarım. Çok çok teşekkür ederim. Memlekete ve millete hizmet etmek için her zaman elinizdeyim efendim. Sayın Cumhurbaşkanım. Katılımlar bitmedi efendim. Müsaade ederseniz şimdi de sırada Aydın Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısı
Mustafa Ertekin Bey var. Onu kürsüye davet ediyorum efendim. Hayırlı olsun efendim. Efendim ayrıca belediye meclis üyelerimizden geçişler var. Onlar namına Ali Gölgesiz Bey'i, Nazilli Belediye Meclis Üyesi ve Encümen Üyemizi sahneye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, ayrıca Nazilli'mizde 80 mahallemiz var. 80 mahalle muhtarından 60'tan fazla arkadaşımız buradalar, karşılar efendim. İçinde AK Partili arkadaşlarımız var ama büyük bir çoğunluk AK Parti üyesi değiller. Ve Mustafa Ali Uçar Bey de Dallıca mahalle muhtarını da aralarında temsilci olarak buraya gönderiyorlar. Röze takılmasını rica ediyorlar efendim. Mustafa Ali Uçar Bey'i davet ediyorum kürsüye. Hayırlı uğurlu olsun efendim.